Herkese merhaba. İstanbul Hepimiz'in girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meeting programındasınız. Ben Abdullah Edik. Bugün Ozan Ünlü Koç ile birlikte geçtiğimiz günlerde İmalathanenin İMÇ proje alanında gerçekleşen e, iç Ortada tergisi üzerine konuşacağız. Ozan Ünlü Koç terginin küratörlüğünü üstleniyor. E, kentliyle tergiye dair, sanatçıya dair ve bütün bu hazırlık sürecine dair, bütün bu hazırlık sürecinin onun küratörlüğü çalışma planındaki e, yerlerine dair bir takım e, konuşmalarda bulunacağız. Bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Ozan. Merhaba Abdullah. Nasılsın? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok dağılıyorsun. olasın. Ee, ben ufak birkaç not aktararak başlayayım. Ardından e, de başlayalım. Umut Anad Ak e, Akkel'in e, tergisi. E, terginin adı It Ortada. E, hali şu an IMC'de görülebilir ve 29 Aralık tarihine kadar tergi açık. Terginin daha sonra bir Berlin ayağı olacak. Ona sohbetin ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Ve içerisinde birçok Mesele olan e, gerek hazırlık süreci bağlamına gerek kavramsal haritası bağlamında birçok farklı yönde bir de aslında konuşma pratikleri sağlayan bir sergi. E, ben aslında ilk olarak Umut'la birlikte senin yolculuğunun nasıl başladığını sormak istiyorum. Çünkü buradan biraz o küratör ve sanatçı ilişkisine dair de merak ettiğim bazı şeyler var. Yolculuk sizin için nasıl başladı? Şöyle yani aslında hani ortak arkadaşlarımız falan tabii varmış. Ben de çok bilmiyordum ama Umut'la yani tanışıyorduk. Hani işte sanat ortamı zaten işte açılışlarda bilmem ne de denk geliyorsun. işte yeni sanatçılar hani kimse falan tanışıyorsun falan. Sonrasında hani bu sergi serüveni için ben de işte bir gün böyle bir ortamda bir şey anlatmıştım. Yani hani benim sosyal e, olarak e, izole edilmeme dair bir hikaye anlatmıştım ama hani çok böyle dramatik bir hikaye olduğundan değil. E, birkaç ay sonra Umut'tan bir mail geldi yani bir şey yaşıyorum ben hani bir e, sorun yaşıyorum. Acaba biraz konuşabilir miyiz diye. O Berlin'de tabii ben İstanbul'dayım. İşte bir görüntülü konuştuk hani nasıl yaparız falan. Benim böyle bir hikayem var. E, Berlin'de e, Güvende hissettiğim, kendi ortamımda iyi hissettiğim insanların beni dışladığına dair bir şey yaşıyorum ve ağır bir süreç yaşıyorum. Ee, ve bundan biraz çıkmak üzereyim. Bu depresyonumu da biraz geçiriyorum şu anda. Ama bunun bir çıktısı olmasını istiyorum. Hani nasıl olur falan. Biraz bunları konuşarak başladık aslında. Ee, şimdilik bunu söyleyeyim. Sonrasında devam ederim. Ee, yani sergi sürecinin nasıl evrildi buralara devam edebilirim istersen. İyi olur ama önce biraz şunu da sormak istiyorum. Ee, Berlin'de yaşayan bir sanatçı, İstanbul-Ankara arasında gidip gelen bir küratör. Bana kalırsa işte bir küratörle sanatçının yola çıkma süreciyle beraber hani konuştukları, birbiriyle paylaştıkları işte üretim kısmı bunlar da diğer yan önemli konular aklımda. Hani nihayetinde her şey ortada işte sanatçı sanatçının eserleri var. Küratör gelip işte oradan seçme yapıp işte bir sergi veya bir karavansal çerçeve inşa etmiyor. Sen yani bu serginin büyük bir ne diyelim ortaklarından birisin ve bir süreci paylaşıyorsunuz. Bence en önemli olan şey bu bu noktada. Bu süreç peki hani ikine tarafında işlere giden süreç nasıl şekillendi? Umut en başında bir sergi açmak niyetindeydi tabii ki. Ya yani buradan bir çıktı derken bir sergiden bahsediyor tabii sanatçı olduğu için. ben bir sergi açmakla yola başlamadım. Yani hani evet bir küratör kimliğim var ama hani her sergi açalım diyene de sergi açmıyorsun. Yani öyle olmuyor zaten işte ekonomik olarak olmuyor. Hiçbir şekilde oturtamıyorsun. Hani sanatçı olmuyor falan. Ben ya yani biz bir yıl boyunca iki haftada bir buluşarak ve bir şeyler okuyarak ve konuşarak hani bunu şekillendirdik aslında. Tabi biraz rüya gibi duyuluyor ama benim için aynı dili konuşmak için biraz aynı şeyleri okumak gerektiğinden dolayı o benim dilimin öğrenilmesi gerekiyordu en başta. Çünkü hani e, ben herhangi biriyle zaten şey yapamam. E, vah vah deyip konuşamazsın yani. Yaşadığı, herkesin yaşadığı çok acılı şeyler var. Bir de hani ülke gündemi de ağır olduğu için herhangi bir yeni birinin e, sorunu dinleyecek ben, yani benim o kadar mesaim yok yani. Dolayısıyla bunu daha e, kavramsal olarak irdelemenin doğru olduğunu düşündüğüm için ben ne yaşadığını hiç sormadım bu bir yıl boyunca. Sadece e, hani böyle bir şey var. Yani hani bunu mu okusan? Çünkü işte bazen kendi mağduriyetimizi başka türlü e, yarattığımız, e, başka kurguladığımız, zihnimizi manipüle ettiğimiz yerler de var. Hani bu böyle böyle makaleler var. Şurayı mı okusak bilmem ne falan filan. Böyle devam etti aslında. E, sonrasında bir sergiye dönüştü e, bu hikaye. İşte çok da, da söylerim yani senin minnoş kalbinin kırılmasının benim ya da bir başkasının dinlemesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani bunu gerçekten düşünmüyorum. Çünkü bunun e, daha e, geniş bir yerden bakılması gerektiği ve böyle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü hep birlikte oturup ağlarız zaten. Harekete geçmek yerine. Soruna A cevap oldu mu bilmiyorum ben. Büyük oranda oldu aslında dediğin şey çok kıymetli aslında bu zaten eleştiri mekanizmanın merkezinde olan şeylerden birisi işte. 3000 yıldır, 2000 yıldır, 5000 yıldır insanlar birbirini aldatıyor, aldanıyor, yalan söylüyor, savaşlar var. Birçok farklı kriz var yani bugün yaşadığımız Hı -hı. hiçbir şey ilk defa bugün olmuyor. Hı -hı. Binlerce yılın belirli örgülerle tekrarlanmasından oluşan bir şey. Dolayısıyla aynı şey bir sanat eserinde, bir edebiyat bir filmde de var. Karım beni aldattı. Evet yani bundan bize sorutu bana zaten eleştirinin başladığı nokta gibi geliyor. O bizene sorusunun ortadan kalktığı yerde zaten bana göre iyi, iyi metinler eserler ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla dediğim şey çok kıymetli. Yani Umut'un acısı kişisel bir acıdır. Ama o kişisel acı ne zaman toplumsal bir şeye dönüşür? Veya o ne zaman toplumun veya daha geniş bir kesimin daha ne diyelim... E, bir eleştiri süzgecinden geçerek bir de bir şeyler anlatmaya başlar. Bence atılıl düşme pratiği orada devreye giriyor ve o pratik ne kadar çok çalışırsa zaten aslında oradaki o katmanlaşma da bize o esere dair başarılı, başarılı bir takım veriler, bir takım çıktılar sunabiliyor. Dolayısıyla burada zaten eleştiri bağlamındaki en temel konulardan birisi ki bence bu yaklaşımı başta göstermek ve bunu başta dile getirmek herhalde süreci de şekillendiren en önemli şeylerden biri olta gerek. E tabi alkollü masada konuşulan e, hoş sohbetin e, sergi dönüşmesini ben hiç sevmem yani ee, ya kendim olarak söylüyorum ben dedim bir özellikleklerileri sevebilir ben pek sevmem yani orada galeyana gelebilir insanlar çok inanılmaz kendi fikrini heyecanlanabilir ki bence çok tehlikeli bir şey o um, o el frenini bırakmamak gerekiyor bence özellikle e, üretim süreçlerinde sürekli yanlışlayabileceğimiz marjlar olması gerekiyormuş gibi geliyor bana kesinlikle ee... Bir de aslında bu İstanbul'daki ilk tergisi Umut'un bence bu önemli çünkü aslında büyük oranda İstanbul ve Türkiye'deki Sanat haberlerle, izleyicilerle, eleştirmenlerle ne dertik diyelim burada karşılığında birçok şeyi yerleştirebiliyorum. İlk, i̇lk temel buluşma, büyük buluşma yani solo serginin önemi de bu açıdan bence ön plana çıkıyor. Peki Umut'un sanatına dair bir senin aklında beliren temel kavram, bu sergi özeninde olmak zorunda değil aslında. Biraz Umut'un ne diyelim sanat pratiği genel bir çerçevede sen nasıl tanımlarsın ve yorumlarsın bugün? noktada. Ee, Ün Umut en başta e, bir e, endüstriyel tasarım mezunu olduğu için tabii e, daha teknik çizimler, daha işte malzemenin ön plana çıktığı şeyler görüyoruz aslında. Umut'un bütün pratiğinde bu var. E, tabii yani e, kamusal alan yerleştirmeleri, işte e, mimarlık devreye giriyor. Biraz böyle e, kamusal alanı dönüştürmek gibi aslında işleri var. Daha Berlin'de yaptığı işler daha e, Hiçbir beyaz küpün içinde olmadan daha insanların değebileceği şeyler e, üretiyor. E, tabii işte bunların yanında e, gettolar, gettolaşma... Gettolaşmanın e, yer yer işte önemli olduğu yerler, yer yer aslında sorunlu olduğu... Özellikle e, queer e, ortamların geçişkenliği hem kamusal olarak e, o gettonun e, irdeliyor... ...hem de aslında o gettoya dair başka sorular soran işler üretiyor genelde. Ee, bu sergide e, aslında umutun hani genel preline çok uyan şeyler var çünkü e, ham e, malzeme, brüt malzeme kullanıyor, e, daha az işlenmiş, e, daha e, yer yer estetikten e, uzak gibi görünse de aslında o inşaat malzemelerinin e, kendisinden doğan bir e, estetiğin yeniden e, tanımlandığı bazı şeyler görüyoruz umutun genel pratiğine yakın olarak. Bu bence söylediklerin aslında çok anlamlı da şeyler. Çünkü serginin gerçekleştiği alana baktığımda yani imalatenin IMH çarşısındaki yeri zaten tanımadığım birçok şeye uyuyor. Arka tarafı yarı get olarak tanımlayabileceğimiz diğerlerden oluşuyor. E zaten IMH çarşı nihayetinde ve zaten kamusal bir alan. Hı hı. Ve aslında temelinde merkezde çok fazla hani galerilerin veya bu tür kurumların olmadığı bir yer işte un kapananı daha önce meşhur işte müdükenler vesaire ama bugün dönüştüğü yere baktığımda da o çarşı ipli o komusallık bence çok örtüşen bir şeydi. Onun aslında Umut'un düşünme çalışma pratiğiyle bu işlerin sergilendiği alan arasında bu ki bu zaten bilinçli ve doğrudan bir karar olsa gerek. Büyük bir örtüşme var. Bence bu çok kıymetli. Dolayısıyla o doğru karşılaşmayı sağlamak adına doğru bir mekan ve mekantal ne diyelim bir takım kararlılıklar var bunun içerisinde. En azından benim dışarıdan söyleyebileceğim şeylerden birisi bu. O mimari unsurlar, işte o brutalizm zaten Yemekçi Çarşı bloklarıyla çok örtüşen şeylerden birisidir. Buradan yavaş yavaş aslında işte Umut'un çalışma pratiğinden biraz sergiye geçmek istiyorum. Çünkü serginin üzerinde inşa edildiği kavramlar hem aslında senin bir küratör olarak sadece Umut bağlamında değil çok düzene çalıştığın, düşündüğün alanlara bir de götürüyor. Hem de aslında bu kentleşim kümetinde bir sanatçı ile bir küratörün nasıl buluşabileceğini ve ortaya nasıl bir verimli çıktı üretim ve ne diyelim çıkarımda bulunabileceğini gösteriyor. Burada da ilk aslında başvuracağım şey senin altında çokça vurguladığın ve uzun zamandır üzerinde çalıştığın e, edilenlerin pedagojisi. <laughs> bu metinden yola çıkarak aslında sen temelde nasıl bir e, ne diyelim kavramsal çerçeve kurguladın sergiye dair? Um... Benim e, yani çok e, çok genç zamanlarımda bir e, bir aktivizm geçmişim oldu. İşte e, bir dernekte çalışıyordum aynı zamanda. Biraz böyle e, ezilenlerin pedagojisi aslında o zamanlardan okuduğum bir metin. E, Paulo Freire'nin e, yazdığı, e, 1968 yılında yazdığı çok bence kıymetli ve hala geçerliliğini sürdüren bir metin. Evet. Tabii metnin e, bu yüzyıla gelmediği yerler olsa da ben çok küçük bir kısmını kullanıyorum bu sergi için. E, burada e, tersinleyerek yani sürekli konuştuğumuz şeyin içini e, başka yerden bakmak pratiği benim hep vardır yani işte o biraz sarcazmla e, biraz nüktedan olarak yaptığım bir şeydir aslında e, hayat pratiğinde de. E, burada izleyenlerin pedagojisi... E, temel olarak aldığım yerlerden bahsedecek olursam e, ezilen e, olası bir ezme ihtimali olduğunda kendi ezeninden ne kadar öteye gidebilir? E, kendi iktidarından ne kadar ötede bir e, kurgu yaratabilir? Temel olarak aslında bunu e, soruyor Metin. Çünkü e, mağduriyetin... E, kendi mağdur olma durumunun e, içinde o kadar büyük, güzel bir afyon var ki o afyondan bazen çıkamıyor insan. E, bana kalırsa kimlik siyasetinin e, büyük oranda tıkandığı noktalarda aslında bunları içinde barındırıyor. E, ve Umut'un yaşadığı ve bana e, hayıtlanarak bahsettiği her şeyde bu metinden çok fazla şeyle cevap verdiğimi hatırlıyorum. Yani senin mağduriyetinin ve buradaki öfkenin haklı olduğun o e, sinirin aslında başka bir şeyi var yani. Aslında bir tahakküm arzusu var. E, biraz böyle çıkışsız, çaresiz olduğun e, şeyler de iyi hissettirir. Mesela eskiden, hani Bugün arabesk hakkında kötü bir şey tabii söyleyemem ama 90'larda e, babam çok söylerdi. Arabesk sevmeyen bir ailede büyüdüm ben. E, i̇şte Arabes çaresiz e, insanların afyonu derdi o zamanlar. E, sonrasında işte entelektüeller birazcık arabesle daha barıştılar falan filan. E, o çaresizliğin e, ve seni atalet içinde bırakan e, hissin ve senin başına gelen her şeyin aslında sorununu bir şekilde kadere bağlıyor olma durumu da. Haklı olmanın arzusu ve tatmini de biraz bununla ilgili. Mağduriyetin de yer yer buraya çıktığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında Umut'un e, yaşadığı serüveni e, buradan çıkarıp daha etkin halde senin tahakküm kurma ihtimallerinle sen yüzleştin mi? Bir gün birine aynı şeyi yapmış olabilir misin? Biraz aslında bunları konuştuğumuz bir yıl geçti. Bunlar için de kırılganlıklardan çok bahsettik. Bir kırılganlığın biri başka birinin kucağına öylece bırakılıyor olması durumunun problemli olduğunu ve bir tahakküm kurduğundan bahsettik. Bugün bir sürü insan bir sürü travma yaşıyor. Ve travmalarımızı tabii ki konuşalım ama... ...başka birinin travması... ...senin üzerine birden bırakıldığında... ...karşı tarafın hareket alanı o kadar kısıtlanıyor ki... ...bu... E, ...bu icazetin nasıl alınması gerektiği üzerine birazcık da Çünkü... E, ...bazı kimliklerin yarattığı ayrıcalıkların... ...eşitlikten öteye o ayrıcalıkla çok iyi ve mutlu olduğu bir... E, ...düzende yaşıyormuşuz gibi... E, ...düşünüyorum. Bu sergide de... ...aslında... Umut'un fail olma ihtimallerini de sorgulayan ama aynı zamanda mağduriyetin nereden geldiği ve nasıl kurgulandığı üzerine de e, bu sergi inşaatını çok uzun anlattım ama sanırım cevabını verebildim. Epey bir cevap verdin. Aslında sen cevap verirken de işte bahsettiğin, yolunu açtığın birçok şey üzerine de bir taraftan düşünmeye başladım ki ya tekrar sergiyi düşündüğümde zaten göze çarpan en temel şeyler bunlar olmakla beraber serginin ben bir dili olmadığını söyleyebilirim. Burada dilden katlettiğim şey şu ya bu buradaki acılar, buradaki travmalar, buradaki o icadet kırılganlık bunlar bir topluma, bir dile, belirli bir şeye ait olan şeyler değil. Bu sergi işte da konuşacağız. Ben Ne de gittiğinde bence aynı etkiyi uyandıracak. Çünkü aslında burada çok a, ortak bir geçmişten, ortak travmalardan, ortak kırılganlıklardan bahsediyoruz ki bence bu çok kıymetli olan şeylerden birisi. E, yerelle sınırlı kalmayıp veya işte kişisel acıya odaklanmayıp o kişisel olanın aslında toplumla veya ona ne diyelim ortak olanlarla, onu izleyecek olanlarla bir kesiştiği alandan bahsediyoruz ki bence bu çok kıymetli. Çünkü her zaman bunu sağlamak çok mümkün olamayabiliyor. Bazen işte metinde de görüyoruz, işlerde de görüyoruz. Çok kişisel sanatçının kendi acılarını görüyoruz. Burada işte biraz otobiyografiye düşme tehlikesi var ki aslında senin de bence biraz önce vurguladığın şeylerden birisi o. Çok da işte kendine odaklanmamak ve ben dememek. Onu benden kurtarmak zaten bence yapılması ve önemli olan şeylerden birisi. Bu açıdan bence bunların izleri dergiden görülebiliyor. Bence bu ne diyelim önemli noktalardan birisi. Bir, bir şey açıklık getireyim birazcık. Yani ben demek tabii tehlikeli olduğu yerlerde var. Tehlikeli olmadığı yerlerde var. Hani tamamen bir sanatçının ben demesinde bir sıkıntı asla yok tabii ki. Bunun nasıl değdiği önemli. Ee, yani sürekli bir şeytanın avukatlığını yapıyoruz. Hani biz bence e ezilen gruplar olarak da sürekli olarak daha fazla okumak efendim daha e, bir topluma karşı bir sorumluluğun oluyor sürekli bir şeyleri daha fazla yapman gerekiyor bir performans içinde olduğumuz için hani e, bir acaba bir yanlış var mı burada hani nasıl acaba daha iyi olabilir çünkü o e, bir yerinde duramama hali de var o yüzden sürekli bu yanlışlamayı yapma ihtiyacı hissettim bu ben demek özellikle mağduriyet üzerinden yaptığımız ben deme halini e, daha proaktif bir şeyi nasıl dönüştürürüz gibi bir akıl çalıştırdığım için aslında birazcık bu sergiyi böyle kurguladım. Hı hı. Bu özellikle sergiyi kurgularken de başvurduğun yöntemlerden birisi veya işte gösterme yöntemlerinden birisi olarak da oyun meselesine geliyoruz aslında. Hı. Oyun buradaki önemli şeylerden birisi. Çünkü hiçbir işte izleyici doğrudan e buluşmuyor aslında. Hani göz çizatına baktığımda iş orada değil. İşte küp var küpe bir şey ya yani bir eylemlilik gerektiren haller ortada tutmak konusu. Tek yukarıya kaldırman gerekiyor. Bir şeyin altından geçmen gerekiyor. Bir şeye dokunman gerekiyor. İşi tek başına göremiyorsun biriyle. Ortak hareket etmen gerekiyor. Bence işin içerisinde işte hem ideciliği dahil etmek işte orada o tergeyi deneyimlemek isteyenleri dahil etmek. Hem de bunu yaparken işte oyun metaforu üzerinden hareket etmek de bence kıymetli. Peki bu iki fikir senden atıp birleştik küratör olarak ve Atman fikriyle? Ya oyun meselesinde aslında ya tahakkümü düşünürken Şimdi ben tahakkümü meselesini herkesin içten içe sevdiğini düşünüyorum. Ya Biraz bununla barışmak da gerekiyor. Ee, buradaki arzu ne olabilir? Yani ben e, çocukluğumda hatırlıyorum. İşte ilk gençlik yıllarında, aktivizme ilk başladığım zamanlarda. Yani e, bir LGBT hareketin içindeydim ve işte hala öyleyim de yani. E, ve orada birine parmak sallamaktaki tatmini arzuyu hatırlıyorum. Yani bana yapılan her şeyin intikamını birinden almak arzusunu hatırlıyorum. Bu arzuyu, bu e, tatmin duygusunu düşünürken, üzerine düşünürken e, bu kazanmak-kaybetmek olgusu, oradaki hazzı e, büyütüp aslında oyunu bulduk konuşurken Umut'la. Çünkü oyunda kazanma hazzıyla e, hayatta kazanma hazzı benziyor işte hep hayat bir yarış falan gibi lüzumsuz laflar vardır ya, biraz öyle gibi. Yani oradaki haz çok örtüştü çünkü e, arkadaşın da olsa, e, seçtiğin ailendeki kişi de olsa, biyolojik ailendeki kişi de olsa bazen sana ders vermekten çok hoşlanır. E, bazen parmak sallayarak e, son noktayla biten böyle bir beylik laf etmekten hoşlanır. O hazlığın kendisi oyunla çok paralel gibi geldi başta ve o yüzden aslında oyunu tercih ettik. E, kurgularken de hani e, umutun bedenini çok fazla ön planda ve umutu umuta bir şeyler yapma arzusunu birazcık da pornografik bir yere doğru şey e, eğdik büktük. E, pornografik derken orada birinin başına gelen acı verici bir olayların hazlığında da benzetiyorum. E, yani işte bir e, İşlerden bir tanesi iki tuşa aynı anda basılıyor ve iki kişi aynı anda basmak zorunda ve karşı karşıya olmak zorunda. Ve Umut'un üzerine bir cam kırılıyor. O gerçek bir cam. Umut'un yani sırtı yaralandı, yaralandı işte biraz şey yaptık falan. Kendisi istedi böyle bir şey. Ee, ve nasıl acaba bununla mücadele edecek? Hazzı da böyle bir şey. İçten içe bunu merak edersin. Ee, o merak duygusu, o tatmin çok böyle bir okşar yani hani biraz öyle bir yerden aslında sergiyi kurguladık. O yüzden oyun aslında. Yani bu anlatılan şeylerle zaten çok örtüşen de bir bence gösterme yöntemi. Çünkü işte edilen eden meselesi de, fail olma meselesi de, özne olma, nesne olma. Bunların hepsi bunda aslında çok daha anlamlı yerlere oturuyor. Çünkü dediğin gibi hocamı kırmak istemek veya istememek bir tercih ve orada aslında kişinin yaptığı tercih de bir de birçok şey söyleyebiliyor. Ona dair, bu sergiye dair. Dolayısıyla bence yani ve özellikle ki bunun farklı varyasyonlarını da görmek, tek bir altında biçimden biçimlerinden hareket etmeyip onun farklı varyasyonlarını, farklı gösterme biçimlerini de görmek çok anlamlı geldi bana. Şimdi buradan son olarak da biraz Berlin e ayağına getirmek istiyorum terginin. işte aslında umutunda yaşadığı ve aslında işlerinin iddiçileriyle buluştuğu ana merkezde. Bu tergi işte yakın bir zamanda Berlin'e gidecek ve orada da iddiçilerle buluşacak. Son olarak peki İstanbul'da ilk defa buluştu. Şimdi bu sergi Berlin'e gidecek. Berlin için ne söyleyecek? Farklı bir varyasyon olacak mı? Farklı işler, farklı eklemlemeler olacak mı? Yani, Neler planlıyorsun? Be, ya Bu sergi işte İstanbul'da e, tabii çok da bahsetmekten hoşlanmasam da benim de yaşadığım bir e, serüvenin çıktısı bir yandan e, ve Umut'un da Berlin'de yaşadığı hikaye aslında. Aynı Farklı yerlerde aynı şeyleri yaşamışız. Hani işte bir gece hayatında yaş yaşadığımız dışlanma gibi gibi yerleri değiyor. Ee, Berlin ayağı tabii biz bu sergi kurgularken daha büyük ve e, geniş kurguladık. İmkanlar doğrultusunda biraz küçülttük, birazcık daha e, damıttık ya yani bazı işleri. Berlin ayağı birazcık daha büyük olacak. E, eklenecek başka şeyler var. E, i̇zleyenin, az önce sen de söyledin, izleyenin e, merak duygusunu da uyandıran o perdenin arkasında ne var acaba? Gidip baksam mı? Bakmasam mı? Bakmayı tercih etmek ve o bakmayı bakmaya değer mi? Bakmaya değer mi? Bakmaya değiyor ama hani o korku ya da mesela endişe verici bir şeyden haza almakla barışmak da bir yandan hani biraz aslında o izleyenle de oynadığı bir oyun var. Tabi biraz daha büyüyecek sergi. Ee, çok yeri belli olmasa da e, 2026'nın baharında e, Berlin'e taşınacak sergi. Hmm. Yani aynı şeyi söyleyeceğini e, düşünüyorum. Çünkü bence e, en başında da söylediğim gibi kimlik siyasetinin çıkmazları her yer için geçerli. E, biz queer e, felsefeyi e, özümsemeye başladığımızda... E, bir kimliği bırakıp queer'de birleşmeyi düşünüyorduk ve tahayyül ediyorduk. Yani queer tahayyülün aslında temeli biraz buydu. Fakat öyle olmadı. Ee, bir sürü kimliğe bölündü queer ve bugün e, kimliksizleşecek ve herkes için bir eşitlik tahayyülündeyken bugün e, azınlık olmanın ya da kimlik olmanın ayrıcalıklarıyla çok mutlu olmaya başladık ve bir tahakkümü yeniden üretmeye başladık. Bunun e, sıkıntılarını bence her alan alanda görüyoruz gibi. E, biraz aslında o e, eskiden tahayyül ettiğimiz e, queer tahayyülün olasılığını birazcık da sorgulamak aslında. Dolayısıyla bu ne Berlin'de olsa Tunus'ta olsa çok farklı değil yani. Bahsettim hatta o işte o evrenlik metninde orada o dil olmaması çünkü Hı. yerel bir şey değil veya anlattığın hikaye sadece o dilde, o toplulukta anlam ifade etmiyor. Çok daha geniş ölçekte, çok daha geniş hatta bir katılımcıya da sesleniyor bana konusunda. Umarım sesleniyordur. <laughs> en azından İstanbul için unutmayabiliyoruz. Çok teşekkürler Ozan. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Rica ederim. Bugün Ozan Ünlü Koç ile birlikte Şehir Hepimizin programında Umut Adat Akkel'in İstanbul'da İmalathanenin IMC proje alanında gerçekleşen İT Ortada sergisi üzerine konuştuk. Hem biraz kimlik siyaseti bağlamında hem de buradaki eden edilen ilişkisi bağlamında Serginin e, haritasını biraz ön plana çıkartmaya, bunun derinden hareket etmeye çalıştık. Haftaya yeni bir şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.